Ben Memo ile Hayata Dair Live TV'de. Ben Memo soracak, konukları cevaplayacak. Hayata dair ne varsa hepsi bu programda konuşulacak. Ben Memo ile Hayata Dair Live TV'de. Live TV ekranlarına Ben Memo ile Hayata Dair programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz psikiyatrist ve halk sağlığı uzmanı olan sevgili Doktor Elif Cındık. Elif Hanım hoş geldiniz programına. Hoş bulduk, merhabalar. Bugünkü konumuz Almanya'da son günlerdeki korona vakalarını konuşacağız. Elif Hanım öncelikle güncel korona vakalarını sizden alabilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz şu anda durum hakikaten vahim. 12 bine dayandık. Çok yüksek gündelik vaka sayımız. Şimdi şöyle biz aslında öbür Avrupa ülkelerine bakarsanız çok daha iyi bir durumdayız. İspanya'ya bakarsak günde 20-30 bin vaka, Fransa'ya bakarsak, İngiltere'ye, İtalya'ya hep Almanya'yı övüyorduk. Yönetimi çok güzel diye. Şu anda vaka sayısı acayip patlama yaptı. Neden sorarsanız, tabii ki insanlar artık kurallara uymuyor eskisi gibi. Biraz yoruldular yani Mart'tan beri bugüne. Hep kurallar, gençlerimiz bilhassa çok eğleniyor. Onun için tabii ki vaka ortalama en fazla kimde vakalar oluyor? Ortalama 36 yaşa düştük. Yani gençlerde oluyor. Bunlar dikkat etmeyince veya izinden dönen insanlarda çok pozitif koronavirüs testi çıktı. Testler aynı kaldığı halde vakalar artıyor. Yani bu ne kadar günde ortalama ne kadar test yapılıyor? Günde şu anda ortalama yani bir haftada ortalama 1 milyon test yapılıyor. Bu çok yüksek bir rakam. Evet yani şimdiye kadar 18 milyondan fazla herhalde 20 milyona neredeyse değindik testlerimiz var. Bu yüksek bir rakam ama testler aynı kaldığı halde vakalar çok yükseliyor. Bunu insanların biraz daha ilk başlardaki gibi koronayı fazla ciddiye almamalarına bağlayabilir miyiz? Evet, durum şöyle. İnsanlar artık bıkmış durumda galiba. Bir de tabii ki aslında yönetimi o kadar iyi yaptı ki ilk aylarımızda Mart'tan itibaren kısıtlamalar gelmişti hatırlıyorsanız. O zaman yönetimi o kadar iyi yapmıştık ki günde 150 vakaya düşmüştük yazın. Onun için herkeste bir rahatlama oldu. Tabii ki mesela Türkler düğünlerine yine başladı, bira festivali oldu. Değişik durumlarda tabii ki insanlar yine beraber eğlenceler yaptı, mesafeyi korumadı. Maskeyi gün başlarken veya bir yere giderken takıyorsunuz, o akşamın sonunda insanlar tabii ihtiyacı var, arkadaşlarına sarılmak istiyor, sarılarak ayrılmak istiyor. Herkes maskeyi, mesafeyi unutuyor maalesef. Onun için durum bu seviyeye geldi. Aslında biliyorsunuz bazı başka sorunlarımız da oldu. Mezbahalarda büyük sorunlar oldu. Oradaki hijyen ve mesafe ve soğuk yerlerde de insanlara koronavirüsü daha çabuk geçebildi. Bir mezbahayı hatırlıyorsanız 2000 vaka birden patlama olmuştu birkaç ay önce. Huzur evlerinde bir hemşire pozitif çıkıyor, herkese yayıyor istemeden, anlamadan. Oradaki yaşlı insanlar da 65 üstü, 75 üstü yarısı ölüyor mesela. Çok vahim bir durum. Yani şu anda tabii ki ikinci dalga kesinlikle geldi. Biz de bu durumu nasıl yöneteceğimizi, enfeksiyon zincirlerini nasıl kontrol edebileceğimize dahil uğraşıyoruz. Peki Almanya sizce ikinci bir karantina kararı alabilir mi? Yeni kısıtlamaları bekleyebilir miyiz? Bence kesinlikle karantina gelecek. Şöyle, eğer ki biz kendimize çeki düzen veremezsek ama son günlerde öyle artıyor ki Almanya'ya göre iki kat arttı en kısa zamanda.
insanları da şimdi bazı yüksek risk bölgelerimiz var. Onu da size anlatmaya çalışayım. 7 gün insidans diyoruz. Yani 7 gün içinde 100 bin kişiye bakıyoruz ve bu 100 bin kişi içinde ne kadar yeni enfekte olan vakamız var oraya bakıyoruz. Burada mesela 35'i geçerse riskli bölge oluyor. 50'yi geçerse sayı yüksek riskli bölge O oluyor. her 100 bin kişide 50 veya 35 veya 40 Aynen. o sayıya göre belirleniyor. Evet ve 50'yi geçerse biz böyle bir karar alındı. Mesela kapalı alanlarda ancak 10 kişi beraber olabiliyor. Ondan sonra tabii eğlenceler, düğünler bunlar hepsi sorunlu. Hatta bir yerde mesela Almanya içinde riskli bölgeden risksiz bölgeye giderseniz otelde yer bile bulamıyorsunuz. Sizi otel odasında bile yatırmıyorlar. Bayağı yani konaklama yasağı geldi. Negatif test olmadan bu yani cezalar veya sorunlar var. Büyük yerlerde maske takmadan, maske de tabii ki yüz hem burun hem ağız üstünde olacak. Bizim tanıdığımız gibi kolda değil, başka Veya alında yerlerde, değil. burada değil. Onu tabii ki dikkatli olun. Hatta 500 euro ceza gelecek diye muhabbet yapılıyor şu Evet, anda. evet. Peki siz Almanya'nın korona konusunda yeterli tedbirler aldığını düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar Almanya bir numaraydı. Yani hakikaten Bir de bütün... Alman halkının disiplinli bir halk olduğunu göz Evet. önüne alırsak. Biz Almanya'daki Türkler de disiplinliyiz. Bizi de eğittiler. Ama şöyle bir şey, tabii ki herkes bıkmış durumda. Bir de biz şöyle yapıyoruz. Biz genelde basın açıklaması yapıyoruz. Doktorlar, bakan bile pozitif oldu şimdi. Evet. Hiç saklamadılar. Adam kendisi açık açık anlattı. Yani bu iyi ve kötüyü halkı ciddiye alarak paylaşıyoruz. Bu çok önemli. Halkın bize güvenmesi önemli. Yani doktorlara, bu kararları verenlere ve birkaç gün önceden mesela her yer kapanacaksa bu birkaç gün önceden söyleniyor. Halka işte herkes konuşuyor, önemli insanlar onları ikna etmeye çalışıyor. Başka ülkelerde karar alınıyor. Yarın her yer kapalı. Bu sefer insanlar ne yapıyor? Yola düşüyor, alışveriş etmek Daha istiyor, kalabalık aç ortamlara kalmasın diye. girmek Evet, zorunda evet. kalıyorlar. Yani bunlar tabii önemli, mantıklı adımlar alınması lazım. Bence 65 üstü insanlar bunamıyor, hapis edilmesi gerekmiyor evde. Onlara güvenmek gerekiyor. Gençlerimiz de onları da iyi bir şekilde eğiterek onları dışarıya da bırakabiliriz. Okullarda büyük sorunlarımız var. Evet. Onu isterseniz onu da bir anlatmış olayım. Şu Lütfen. anda bir yeni kural geldi. Hep havalandırma. Şimdi bizim havalar soğuk, öğrenciler üşüyor. Yani resmen artık mantoyla oturacaklar. Her yerde yani bizim grup tedavilerimizde de, iş yerimizde Koronayla de. mücadele edelim derken bir yandan da zatürre veya grip Evet, olma evet. tehlikesiyle Grip karşı aşısı karşıya da da. olun bu arada. O Evet. da önemli. Yani 2-3-4 hastalıkla birden savaşmayın. Onun için ben grip aşısını tavsiye ediyorum. Evet. Bunlar hepsi önemli yani. Grip aşısı da bildiğim kadarıyla öncelikle kronik rahatsızlığı olanlar bundan faydalanabilecek diye biliyorum. Evet, şu anda herkes aşı olamıyor. Önce kronik Evet. rahatsızlıkları olanlar, ondan sonra bize Evet. gelecek sıra. Sıra Bekliyoruz gelirse. sıramızı. Evet. Ben bir de işin psikolojik yönünü sormak istiyorum. Bir yandan pandemiyle, koronayla mücadele ederken bir yandan da bunun psikolojisiyle mücadele ediyoruz. İnsanlar bu psikolojik savaştan daha az etkilenmek için neler yapmalılar sizce? Tabii biz onu ben çok videolarımda da anlatıyorum. Şöyle, tabii ki bu durum bizi korkuttu, kaygı içine götürdü. Panik atak yaşıyoruz. Yani bu tünelin sonunda ışık var mı diyoruz. Bazı insanlar işini kaybetti veya evde kalıyor ailesiyle. Ufak bir alanda 7-24 şiddet arttı, bir sürü sorunlar arttı.
bu sorunlarla savaşmak için sakin kalmak lazım. Bardağı, su bardağını suyla yarı dolu görmek lazım, yarı boş değil. Koronanın iyi yanları, insan ailesinde daha çok zaman geçiriyor, kendine daha çok zaman ayırabiliyor. İsterseniz bir hobi başlayın, istediğiniz yeni bir şeyle ilgilenin, dışarıya çıkın, yürüyüşe çıkın, başka zevk aldığınız şeyleri yapın. Biz şu anda hayatta kalma moduna geçtik. Survival modus İngilizcesi. O insanları hem çok daha fazla alışveriş yapmaya sürüklüyor, gündelik hayatında çok daha fazla stres içinde oluyorlar. Bunları azaltmak için yöntemler var. Strese karşı ne yapabilirsiniz? Bu şimdi tabii ki bizim programı bugünlük aşar. Bunun için bir daha konuşabiliriz. Ama önemli olan hakikaten ruhsal durumunuzu stabilize etmek için, düzeltmek için pozitif düşünün. Hakikaten mizah anlayışınızı kullanın. Her tarzda kendinizi çok daha iyi hissetmek için adımlar atmaya çalışın. Peki bu korona başladıktan sonra insanlar evde kalmaya zorunlu hale bırakıldıktan sonra değil, aile içinde bir geçimsizlik, şiddet konusunda herhangi bir istatistik var mı elinizde? Şu andaki istatistiğimiz %30 arttı deniliyor. Almanya'da, başka ülkelerde muhakkak daha fazla. Rusya'dan bir araştırma gördüm, okudum. Orada daha da fazla, orada hatta dışarıya çıkma yasağı olsa bile kadınlar eğer şiddet görüyorlarsa evden kaçabiliyorlar, başka yerlere sığınabiliyorlar. Böyle bir program başlattılar. Hatta ellerinle sinyal verebiliyorlar. Böyle bir şey gördüm internette, yani eğer arkadaşlarla konuşuyorlarsa Zoom üzerinden, Skype herhangi bir program üzerinden arkadaşlara bunu göstermek için veya her tarzda şiddete karşı önlemler alınması gerekiyor. Söyleyin, şiddet uygulayan insan acaba neden bunu yapıyor, hangi durumda? O da mı bir nevi bir kurban, durumun kurbanı ve başka türlü öfkesini kontrol edemiyor, böyle davranıyor? Bunları hepsini araştırmak için tabii ki biz uzmanlara da gelebilirsiniz. Gerçi biz çok doluyuz. Termin almak bizden zor ama... Bu koronadan dolayı hastalarınızda bir artış oldu zannedersem. Oldu, hakikaten oldu. Yani normalde gelmeyen insanlar bile bize başvurmaya başladı. Evet. Demek ki yani işin psikolojik yanı da ağır basıyor korona pandemiden sonra. Evet. İnsanlar da hatta kendini öldürme... Hayattan zevk almama, sosyalleşememe gibi sıkıntılar. Evet, çok sıkıntılar. Amerika'da bir araştırma okudum. Şimdi Amerika'da tabii ölü sayısı çok yüksek, evet. Anormal yüksek. Ben birisinin ölümüne mesela neden oldum diye düşünen birisi kendini öldürmeye çalışıyor veya vicdan azabı çekiyor. Bir sürü böyle zor durumlar var. Bunları hepsini yaşadık, görüyoruz, insanların anlattıklarından görüyoruz. Bu hususta hakikaten bize gelin, sakın kendinize bir şey yapmayın. Zor durumdaysanız bize başvurun, o çok önemli. Evet, bu korona pandemiden sonra maske artık hayatımızın bir parçası oldu. Maske takmadan da koronadan korunmak mümkün mü? Herkes onu yani istiyor, işte sigara içersem daha ben insanların olur. Duymak istediği cevabı almaya çalışıyorum sizden. Yok, şu anda şöyle, iki taraf maske takarsa ve mesafe korunursa %1'in altına düşüyor enfeksiyon riski, bulaşma riski. Eğer ki bir taraf takarsa, bir taraf takmazsa %20-30'larda oluyor. İki taraf takmazsa ve iki taraf da 1,5 metreden yakınsa birbirine, şu anda bizimki gibi, o zaman siz de negatif, ben de negatif, benim testim negatif, o zaman bir şey olmuyor. Ama kendinize tabii ki muhakkak dikkat edin.
Çünkü değmez. Şöyle bazı insanlar ne olacak ki ben gencim, hiçbir hastalığım yok, olsun varsın, parti yapıyorlar, eğleniyorlar, beraber hepimiz enfekte olalım, bulaşsın bize, geçsin, sürü bağışıklığı yaşayalım diyorlar. Ama bazı araştırmalar şöyle bir şey gösteriyor. Beyine vurabiliyor virüs, sizin tatma ve kokma duyunuzu yok edebiliyor. Yani bunu bence hiç denemeyin, aşıyı bekleyin. O zamana kadar da enfekte olmamak en iyi yol bence. Herkes aşı olması gerekmiyor. Halkın %70'i, 80'i aşı olursa öbürküleri de biz korumuş oluyoruz. Çünkü... Başkalarına bulaştırma riski azalmış yani oluyor. Bağışıklık oluyor. Evet. Herkes, bazıları saçma sapan aşıya karşı geliyor. Yani ben onu pek anlayış gösteremiyorum. Ama tabii ki şöyle, korkuya anlayış gösteriyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Aşının iyi yanını, bizi hangi hastalıklardan kurtardığını, senelerce her tarzda çocukluk hastalıklarına karşı aşı oluyoruz. Onları olmasaydık neler neler yaşardık şu anda. Evet. Hala çocuklarımız ağır hasta olurdu. Şimdi koronavirüs aşısı gelirse onu da muhakkak, yani bana sorarsanız yapın derim. Evet. Ama %10, 20 veya 30'a kadar yapmasa da biz öbürküler onları korumuş oluyoruz. Başkalarına bulaştırma riskini azaltmış oluyoruz. Evet. Son olarak da insanlar koronavirüsten... nasıl beslenerek veya nasıl yaşayarak kendilerini koruyabilirler? Yani beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yaşlı, şişman, diyabet, bir sürü hastalığı olan insanlar çok daha fazla yakalanabiliyor. Erkekler de dezavantajlı, belirli kan grupları dezavantajlı. Evet, istatistiklerde bir de erkeklerin daha fazla yakalandığı gözüküyor. Kim bu aşıyı, bu hastalığı getirdi dünyaya bilmiyoruz. Onu bilmiyorum, erkeklerden mi geldi, kadınlardan mı? Şöyle bir şey var, yok o şaka, şaka olsun diye söylüyorum, geri alıyorum. Şöyle, şimdi önemli olan tabii ki sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek. Hareket etmek, kendine spor yapmak, yani kendini korumak önemli. Eğer ki çok hastalıklar varsa, insan risk grubundaysa, eğer ki bu hastalığa yakalanırsa hayatta kalma oranı daha düşük, evet, maalesef. Hele mesela Amerika'da siyahiler çok öldü. Genelde obez ve siyahilerin çok diyabet hastalığı var. Gençleri de çok ağır vücutlarında sorunları varsa hepsi öldü yani. Avrupa'daki istatistiğe haykırı orada daha kötü durumdaydı. Yani burada insanların beslenmesi, spor yapması, bunlar hepsi önemli. Artı. Evet. Benim soracağım sorular bu kadar Elif Hanım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa bu koronavirüs veya pandemiyle ilgili, onları da son olarak alalım. Yani şöyle, kendimizi sıkmayalım, negatif düşünmeyelim, pozitif düşünelim. Şu şekilde sıkalım, dişimizi sıkalım bu birkaç ayı aşı gelene kadar da yani atlatmaya çalışalım. Tabii ki çok fazla sorumsuz olmamak gerekiyor. Çok fazla korkmamak da gerekiyor. Yani şimdi tabii ki elimizi yıkayacağız, hijyen kurallarına uyacağız ama böyle günde 100 kere elini yıkamak mantıksız. Yani orada da bir şeyi söyleyeyim, başlangıçta bunu bilmiyorduk. Durmadan bütün yerleri, her yeri silip desenfekte ediyorduk. Şmiye enfeksiyon, Türkçesini acaba, yerlerden, alanlardan enfekte olmuyoruz, onu tespit ettik. Onun için burada da bir rahatlama hissedebiliriz. Yani o kadar çok da titiz olmamıza gerek yok diyorsunuz. Anormal şekilde titiz olmamıza gerek yok. Başka bir şey var. İnsan nefes alırken belki 50 aerozol etrafında alışverişte oluyor ağzından. Konuşurken 250, şarkı söylerken 6000'e kadar çıkıyor. Ve mesela öksürürken 20.000'e kadar, yani ağzınızdan resmen ufak ufak damlacıklar fırlıyor etrafa. Yani her zaman
havalandırın, kısa böyle bir 5-10 dakika havalandırın olduğunuz, bulunduğunuz yeri. Ve işte öbür taraftan da kendinizi çok fazla sıkmayın, fazla üzülmeyin. Bunlar çok önemli. Yani insan gündelik hayatında önlemleri alıyorsa gayet normal devam edebiliyor hayatına. Yani o kendini fazla yorup sıkmamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için ben Elif Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Evet sevgili seyirciler, Life TV ekranlarında Ben Memo ile Hayata Dair programın konuğu sevgili Elif Cındık'tı. Kendisiyle güzel bir söyleşi yaptık. Gündeme dair konuları konuştuk. Bir başka programda başka bir konukla tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.